Sevgili izleyicilerim, şimdi biz bugün güzel bir değişik simit ve poğaça yapmaya karar verdik. Allah'ın izniyle inşallah güzel olacaktır. Şimdi yumurtamızı kırıp akını hamurumuzun içine, sarısını da buraya alıp üstüne sürmek için hazırladık. Şimdi bunu kullanmayacağız. İçine kaldır yeğenim. Biliyorum bağır mı? Kaş ediyorsun, göz ediyorsun. Bağırmazsam anlamıyorum. Bir de bana diyorlar ki sen bağırıyorsun. Bir bardakta sütümüz var. Artık seni susturman yolunu buldum. Kamerayı açtım mı susuyor. Biliyorsun artık. Böyle azıcık da fazla geldi, ısıtmıştım. Onu da koyalım dedim. Ondan da bir şeycik olmaz inşallah. Ondan sonra burada yarım paket bir mayamız var. Hayır. Süt şekersiz içilir. Bak beni konuşturup durma. Böyle bunu da koyuyoruz. Tamam. Ondan sonra yarım bardak. Hüseyin tut bakayım oğlum şu. Şişemizin ağzını açamadık sevgili izleyiciler. Elindeki yumurtayı bir bırakaydı iyiydi. Oraya konulmaz. Kaçar gibi dolaba aşağı düşer. Dolaptan durma. Üşengeli. İşte bunu güzelce bir elimizi sokuyoruz. Şöyle karıştırıyoruz iyicene. Şöyle 4 küp de şekerimiz var. Şöyle bir yemek kaşığı kadar da tuzumuz var. Bir paket vanilyamız var. Güzel koksun, lezzet versin diye. Böylece tamam. Şu kızım da haber izlemeyi bırakıverseydi bir. Ne oldu anne? Sevgili izleyicilerim, bu benim sevgili kameramanım var ya. Açması tuz kattın mı? Kattım. Açması gerektiği yerde kapatıyor, kapatması gerektiği yerde de açıyor. Şimdi unumuzu şöyle biraz ilave ediyoruz. Zaten bugün hamurumu çok yapmayacağım. Aslında çok yapacağım. Niye? Gene iki çeşit şey yapacağım. İki çeşit poğaça yapacaksın. Evet. Bir de simit yapacaksın. Evet. Üç çeşit. Evet. Bir de simit yapacağım. Üç çeşit. Böylece yoğuracağım abi. Böyle karıştıra karıştıra güzel bir hamur elde edeceğim. Tamam. Çok güzel bir hamur oldu. Biraz yoğurduk muydu daha da güzel olacak inşallah. Bu sefer biraz sert yoruyorsun galiba anneciğim. Hayır çok da sert değil. Bakma sen yorulduğuna. Bak elim yapış yapış anne. Tamam. Aç elime yağ dökeceğim. Hamur toparlamak için. Tamam abi bu kadar. Bir damla. Yani hamurumuzu şöyle çabuk güzel toparlayıp elimin hamurunu da giderebilmek için, azıcık daha yoğurabilmek için hafifçe yağladım. Siz ne yapıyorsunuz şimdi? Ben şimdi sana bundan kandil simiti ve poğaça yapacağım oğlum. Hani evdeyiz ya, çocuklarımız da hem sağlıklı güzel beslensin. Nasıl olsa dışarıya ekmek yapmaya da gidemiyoruz. Fazla çıkmıyoruz. Alsak da az alıyoruz. Biz de evimizin içinde böyle güzel güzel yapıp üretip yiyeceğiz Allah izin verirse. Şimdi de ağzını mı kapatıyorsun anne? Evet, bir streç yardımıyla şöyle güzelce ağzını kapatacağız. Hava almasın diye. Çünkü tamam, hava, bir yarısını kapat bir de öyle yarısını kapat. Hava alırsa güzel. Mayalanmaz. Mayalanmaz. Tamam. Mayalanmaya bırakıyoruz. Kaç evet. Saat, ne dedi, kaç dakika mayalanacak bu? En az bir saat. Tamam. Aynı hamur, sevgili izleyicilerim, aynı hamurda
bir tane poğaça, değişik bir poğaça daha yapacağız. Dedim ya, bugün güzel güzel şeyler üreteceğiz. Çünkü benim sevgili komşumun, yan komşumun bebeleri var bende. E ne yapalım, çocuklarla biz de sıkılmayalım diye. Güzel güzel işler yapacağız bugün. Güzel güzel işler yapacağız değil mi oğlum? Evet. Şimdi biz dikdörtgen şöyle güzel bir açacağız bunu. Dur bakayım Nehir'cim. Ama bak, biz poğaça yapacağız. Evet, biz poğaça yapacağız. Ama nasıl bir poğaça yapacağız? Nehir'in istediği poğaçadan yapacağız. Ama tamam tamam tamam. Sıkıntı yok. Memoli el salla. El salla. Nehir bir daha yapma, tamam mı? Evet. Oğlunu üzme. Nehir'cim oğlunu üzme. Al oğlum. Al benim yakışıklı. Koy. Oğlum, tamam tamam. İstediğin gibi yap. Olursun ha, çirkinleşirsin. Aa, Mehmet Emin çirkinleşmiş. Nasıl yakışıklı çirkinleşmiş? Oldu şimdi, yakışıklı oldu. Bak hiçbir şey yok. Şimdi çirkin oldu. Gördüğünüz gibi kesiyoruz. Evet. Kodo bay bay. Ve böylece kesiyoruz. Kestik. Sonra bir de böyle ortadan kestiğimizde fırının altını kapatayım mı? Evet. Sevgili izleyicilerim, bunu şöyle çok minik minik kesiyoruz. Eğer sizin kesme aparatınız varsa bu sizin için daha kolay olur. Ama benim aparatım olmadığı için ben hani vardan yok derler ya, işte öyle. Aslında alacağım ben sana söz. Bunu almayı akıl edemedim ben. Bıçakla kesiyoruz. Evet. Maalesef biz de bıçakla kesiyoruz. Buralarını da kes anne istiyorsa. Hayır, şimdi bir tanesini göstereyim. Ondan sonra gerisine devam edelim. Bunu tamam. Atmışım. Evet, bol kaşar rendeledim anne onun içine. Çok yapmışsın. Gene içine. Gene iç artacak. Gene iç artacak. Neyse, onu yumurtala yaparsın. Bir şeyler yaparsın, senden kaçmaz. Şimdi böyle güzelce ne poğaçanın içini koyuyoruz bak. Bunun içine siz patates koyabilirsiniz. Zeytin koyabilirsiniz. Yani ne istiyorsanız koyabilirsiniz. Salam, sucuk, sosis. Yalnız şöyle şunu zeytin de güzelce koyabiliriz. Bakın şöyle kapatmamız lazım. İyicene şu şekilde kapatmamız lazım. Ki böyle bakın, kapattıktan sonra şöyle yuvarlıyoruz. Bakın ondan sonra da şöyle yapıyoruz. Şu şekilde yaptığımızda çok güzel oluyor. Aa, kolaymış. Bak gördünüz mü sevgili izleyicilerim? Tamam. Şu ucunu hemen altına azıcık kıvırıyorum. Kolaymış, ben bilirim. Söz veriyorum. Sana çok güzel şeyler alacağım. Ne kadar ince keserseniz o kadar güzel olur. İnce kesince mi güzel oluyor? Evet. Hadi
galiba ben biraz bonkör davranıyorum bunun içine. Bonkör olsun. Bonkör de güzel. Bonkör demek çok demek. Elim açık demek, bol demek. Bak o da katlıyor. Oy yerim ben seni. Aferin sana. O da ne yapıyor sen? O da poğaça yapıyor. Bakın ondan sonra böyle ne yapıyoruz? Yuvarlıyoruz. Tamam. Sonra da şöyle kıvırıyoruz. Kolay. Çok kolay. Ve şöyle yaptığımızda biraz da bastırıyoruz ki. Olsun. Dur. Bunları böyle yapacağız. Fırına mı atacağız? Evet. Aferin kız, bu kadar kestin ha. Nehir. Keselim mi? Sen de mi açıyorsun? Dilek şu tepsiye şunları koyayım. O bizim küçük fırında. Tamam annem, koyayım tepsilere. Harıl harıl çalışıyoruz. Yap da görek bakalım Nehir'cim. Pardon ha. Tamam, o kadar koysa da yeter. Sonuna kadar koymak zorunda değil. Katla bakalım. Yapışmış hamura. O kadar çok açtın, yapışır tabii hamur. Senin hamurun. Hadi katla. Alın. Ne mal iş. Helal olsun kız sana. Vallahi bu kız adam olacak. Anasının kızı bu. Maşallah. Eyvallah. Allah esirgesin. Annesi de becerikli ya. Böyle işlerde. Hamur Allah var. Yemek konusunda Mine'yi seviyorum. Mine becerikli bir kız. Hadi katla bakalım. Oldu. Oldu. Oldu oldu. Yok, kopartmana gerek yok. Evet. Şimdi de katlayacağım. Şurada ha. Yok öyle değil. Elma. Çevireceğim işte. Hayır, böyle çevireceğim. Böyle işte. Yok. Şimdi aferin. Şimdi bir de bir kat daha katla üstüne. Niye? Öyle yapılıyor. Katla, yuvarla, yuvarla, yuvarla. Aferin sana. Bir tane daha azıcık. Delin değil. Bir şey değil. O olma, delinsin. Şimdi yuvarla. Oo, aferin kız Nehir. İçe doğru. Barış Manço'nun vardı ya hani adam olacak çocuk diye bir programı. He. İşte gerçekten Nehir. Adam olacak çocuk. Adam olacak çocuk. Aferin Nehir'ime. Oldu Nehir. Şeyi de bilecek. Bir dakika, bu azıcık şey koysak ya. Dinleyicilerim azıcık sıvı yağ koymak poğaçalarımızın yüzünü daha parlak ve daha güzel gösterecektir. Bu tepside pişmeyecek değil mi anne? Hayır. Şimdi bizim tepsimiz bir tane olduğu için biz buna yapacağız. Bunda öbür tepsimiz pişene kadar bu poğaçalarımız da kabarmış olacak. Acıktım ha. Evet, şimdi poğaçalarımız pişince yiyeceğiz anneciğim. Burada yiyelim. Bunu ben yaptım. Gene küçük yapmışım bir tane. Evet. Küçükleri de Mali yesin. Küçükleri ben yapmıştım. Evet, küçükleri sen yiyeceksin. Koş. Bunu bozmuş. Ne o kadar yani, gene bu kadar yaptığını şükrederim, bozabilir. Ellerine sağlık Nehir'cim, çok güzel yapmışsın. Sen mi dökeceksin küllü şeylerini? Çörek otlarını. Az dök Nehir'cim, öyle çok dökme, tamam, azar azar dök. Ay Mehmet evin düşeceksin oğlum. Al sen de dök. Al dök. Al. Aç avcun, avcun aç. Dilek dursana. Tamam. Aman yeter, 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 yeter. Ben de giyeceğim ona. Tamam, ben dökmüyorum. Müsaade et anne. Tamam.
Çok güzel oldu. Şimdilik kabarmasını bekliyoruz değil mi anne? Evet. Gizliden hamur. Çok güzel pişmişler ve çok güzel olmuşlar. Böyle pufidik pufidik oluşunu da gösterebilirsin. Üstüne... Ya çok sıcak olduğu için... Bez alır mısın annenin yanmasın yine? Bakın pufidik pufidik ve çok güzel olmuşlar. Birbirlerine birazcık birleşmişler ama... Bakın çok güzeller. Bak pufidik pufidik. Bak. Yani ay çok sıcak. Olduğu için... Bakın pufidik pufidik. Görüyorsunuz sona harfimiz bu. Yeğenlere afiyet olsun. Yapmak isteyenlere kolay gelsin. Seni izlemeyi unutmayın lütfen. Bakın içindeki şeyler de çok güzel erimiş. Kaşarlarımız da güzel erimiş bak. Gerçekten mükemmel olmuş bak. Pufidik pufidik ve çok güzel olmuş. Beni izlemeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Neyse benim izleyicilerim bana abone olacağından eminim ben.